aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Sizlerin vasıtasıyla dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Fiziken beraber olamasak da gelişen 8 ülke teşkilatımızın 10. zirve toplantısı vesilesiyle sizlerle bir araya gelmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Sözlerimin başında D8'in kuruluşuna öncülük eden merhum Başbakan Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ı rahmetle yad ediyorum. D8'in bugünlere gelmesinde emeği olan tüm siyaset ve devlet adamlarına şükranlarımı sunuyorum. Zirvemizin ülkelerimiz, bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bu zirve toplantısıyla 4 yıla yakın bir süredir deruhte ettiğimiz dönem başkanlığını dost ve kardeş Bangladeş'e devrediyoruz. Bangladeş Halk Cumhuriyeti Başbakanı kıymetli hanımefendi Sayın Şeyh Hasina'ya başarı dileklerimi özellikle sunuyorum. Bu vesileyle dost ve kardeş Bangladeş'i 50. bağımsızlık yıl dönümü nedeniyle ayrıca tebrik ediyorum. Sekreteryasına İstanbul'da ev sahipliği yaptığımız 3 kıtada temsil edilen teşkilatımız kuruluşundan bu yana geçen çeyrek asırlık dönemde güçlenerek yoluna devam etmiştir. Örgütümüzü kurarken savaş yerine barışın, çatışma yerine diyaloğun, çifte standart yerine adalet ve kalkınmanın hakim kılınmasını esas almıştık. Üstünlük yerine eşitliğin, sömürü yerine paylaşımın, baskı ve tahakküm yerine insan hakları, özgürlük ve demokrasinin egemen olmasını şiar edinmiştik. Daha adil, daha müreffeh, daha istikrarlı dünya hedefiyle çalışan bir yapı olarak geride bıraktığımız sürede önemli işlere de imza attık. Ancak önümüzde halen kat etmemiz gereken ciddi bir mesafe olduğunu da biliyoruz. İnşallah el birliği içinde çalışarak barış, huzur ve esenlik dolu bir dünyanın tesisi için mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Aziz kardeşlerim, son 1 yıldır koronavirüs salgını nedeniyle küresel çapta bir imtihanla karşı karşıyayız. Şimdiye kadar 192 ülkede yaklaşık 3 milyon insanın hayatına mal olan bu salgın dünya genelinde birçok çarpıklığı gün yüzüne çıkardı. Salt, maddi zenginliğin sosyal adalet ve refahı temin etmeye kâfi gelmediği salgın döneminde çok acı bir şekilde görüldü. Salgınla mücadelede ilk günden beri uluslararası işbirliğinin önemine ve zaruretine dikkat çektik. Vatandaşlarımıza en ileri sağlık hizmetlerini sunarken dost ve kardeş ülkeleri de asla kaderlerine terk etmedik. 157 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa gönderdiğimiz tıbbi yardımlarla bu zor dönemde dayanışmamızı açıkça ortaya koyduk. G20 üyesi olarak salgının küresel düzeyde borç krizine dönüşmemesi için en yoksul ülkelere yönelik borç ödemelerinin ertelenmesi girişiminin başlatılmasını ve bilahare süresinin uzatılmasını destekledik. IMF ve Dünya Bankası gibi platformlarda bu amaçla başlatılan çalışmalara katkı sağladık. Virüse karşı en büyük gücümüz olan aşı meselesinin çıkarlara ve kar hırsına kurban edilmemesi gerektiğini her platformda açıkça ifade ettik. Türkiye olarak halihazırda insan deneylerini yaptığımız yerli aşımızı süreçlerin tamamlanmasını müteakip
kimsenin geride bırakılmaması ilkesiyle tüm insanlığın istifadesini sunacağız. Covid-19 hastalığına kurban verdiğimiz tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbimden bizi ve tüm insanlığı bu musibetten bir an önce kurtarmasını niyaz ediyorum. Değerli kardeşlerim, dönem başkanlığımız süresince açıklamış olduğumuz öncelikler doğrultusunda teşkilatımızı güçlendirmeye ve bölgesel işbirliğimizi daha da geliştirmeye çalıştık. Bugün de Bangladeşli kardeşlerimizin isabetle belirlediği dönüştürücü bir dünya için işbirliği, gençliğin ve teknolojinin gücünden faydalanmak temasıyla toplanmış bulunuyoruz. 1,1 milyara aşkın çoğunluğu gençlerden müteşekkil D8 nüfusu en değerli zenginliğimizdir. Güçlü ve etkili olmanın yolu iyi eğitim almış gençlere sahip olmaktan geçer. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Guterres'in 2030 Birleşmiş Milletler Gençlik Stratejisini destekliyoruz. Bu stratejide belirlenen hedeflere öncülük etmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstanbul'da ev sahipliği yapmayı arzu ettiğimiz Birleşmiş Milletler Gençlik Merkezi projesi tamamlandığında bu merkez teşkilatımızın kıymetli gençlerinin bir araya gelecekleri yeni bir platformu teşkil edecektir. Günümüz ekonomisinin rekabetçi yapısında öne çıkabilmek için yüksek teknoloji ve inovasyon anahtar konumdadır. Güçlü ve sürdürülebilir büyüme oranlarının yakalanabilmesi için yüksek teknolojiye dayalı katma değeri yüksek üretime ağırlık vermek mecburiyetindeyiz. Bu çerçevede ülkelerimizin en prestijli üniversitelerinin dahil olduğu D8 araştırma ve inovasyon öncüleri ağı girişimini memnuniyetle karşılıyoruz. Yenilenebilir enerji, yapay zeka, robotik, nesnelerin interneti, büyük veri, blok zincir ve nanoteknoloji gibi yenilikçi alanlarda üniversitelerimiz ve araştırma kurumlarımız arasında bilgi paylaşımını mümkün kılan bu ağ, ülkelerimizin hak ettiği yere ulaşması bakımından kritik önemdedir. İşbirliği potansiyelimizi ticaretten yatırıma, kırsal kalkınmadan tarıma, turizmden enerji ve ulaştırmaya, sağlıktan savunmaya kadar birçok alanda hayata geçirmemiz mümkündür. D8 içi ticaret hacminin bugüne kadar 7 kattan fazla artması elbette değerlidir. Ancak yeterli değildir. D8 tercihli ticaret anlaşmasının tüm üye ülkeler tarafından mümkün olan en erken zamanda yürürlüğe konulması büyük önem arz ediyor. Türkiye olarak D8 ülkeleri arasında ticaretin kolaylaştırılmasını teminen bir strateji belgesi hazırlayarak sizlere ilettik. Önümüzdeki dönemde ticaret bakanlarımızın katılacağı bir toplantıya ev sahipliği yaparak bu konularda da ilerleme sağlamayı hedefliyoruz. İslami finans kurumlarının likidite ihtiyaçlarını ve Müslüman coğrafyanın artan altyapı finansman ihtiyaçlarını aynı anda karşılayacak ve online platforma dayalı bir İslami megabank fikrinin de yapılabilir olduğuna inanıyoruz. Kıymetli kardeşlerim, bu vesileyle D8'i günümüzün ihtiyaçlarına göre yenilemeli, proje ve sonuç odaklı bir yapı dönüştürmeli, karar alma süreçlerini hızlandıracak adımlar atmalıyız. Teşkilatımızı bir önceki zirvemizde de belirttiğim üzere yeni üye ve ortaklarla güçlendirerek
etki alanını daha da genişletmemiz gerektiğine inanıyorum. 2017 yılındaki İstanbul zirvemizde yerel paralarımızla ticaret yapma çağrısında bulunduğumda hatırlanacaktır. Geçtiğimiz 4 yılda yaşananlar bu çağrının ispatını ve isabetini ortaya koydu. Ülkelerimizi kur kaynaklı risklerden korumak için yerel parayla ticarete ağırlık vermemiz şarttır. D8 Takas Bankası'nın bu kapsamda çalışmalarını hızlandırmasını, henüz bu mekanizmaya dahil olmamış üyelerin de gerekli adımları atmasını bu bakımdan faydalı görüyorum. Üretimin, istihdamın, inovasyonun temel nüvesi son tahlilde özel sektördür. D8 çatısı altında özel sektörü destekleyen pek çok yapıyı hayata geçirdik. Başta D8 Ticaret ve Sanayi Odası olmak üzere tüm bu yapıların daha aktif ve eşgüdümlü çalışması için diyaloğumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz. Kıymetli kardeşlerim, bu vesileyle Sayın Genel Sekreter Cafer Kuşari'yi ve şahsında tüm sekreterya personelini tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki salı günü kavuşacağımız başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerifimizin hayırlı, bereketli ve mübarek olmasını diliyorum. Ramazan'a kavuşmak kadar bu kutlu ayı manasına, ruhuna ve temsil ettiği değerlere mütenasip bir şekilde yaşamak da önemlidir. Bu ayı sadece ibadetlerimizi artırmak için değil, kardeşliğimizi de yeniden diriltmek, hatırlamak için bir fırsata dönüştürmeliyiz. Bilhassa vatanlarından kilometrelerce uzakta COVID-19 salgını yanında zulümle, açlıkla, yoksullukla mücadele eden Filistinli mültecilere, Arakanlı, Yemenli, Suriyeli muhacirlere de sahip çıkmanın gayretinde olmalıyız. Unutmayalım ki kardeşliğimiz ne kadar kavi ise Müslümanlığımız da o derece sağlamdır. Muhkemdir, sarsılmazdır. Kardeşliğimize sarılmaktan, dayanışmamızı güçlendirmekten, birbirimizi Allah için, onun rızası için sevmekten başka bir çıkış yolumuz yoktur. Kısa bir süre önce Bangladeş'te yanan hastane ve bunun yanında onlarca konut sebebiyle Bangladeş başkan ve yönetimine tekrar geçmiş olsun diyor ve bir an önce Sahra Hastanemizi zaten hayata geçirdik, yaptık. Şimdi de konutları süratle bitirerek Bangladeş'in emrine vermeyi düşünüyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle sözü Başbakan Şeyh Hasina'ya bırakırken dönem başkanlıklarını en güçlü şekilde destekleyeceğimizi ifadeyle başarılı ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla.